MediaMarkt 100 saniyeyi sunar. Galatasaray yeni sağ bekine sonunda kavuştu. Transfer döneminin başlamasıyla birçok farklı isimle temasta bulunan Sarı Kırmızılılar, Okan Buruk'un da en çok istediği isim Goela Doğu'ya ile her konuda anlaşma sağladı. 100 saniye videomuzun yeni konuğu Goela Doğu'ya. Doğu'ya 2002 yılında Fransa'nın Angers şehrinde doğdu. Aslen Fildiş sahilli olan futbolcu kariyerine Rennes altyapısında başladı. Saçaboya ve Asignon'dan sonra A takımda forma giydi. Boye'nin gidişi sonrası yaz transfer döneminde rotasını yine Rennes'e çeviren Aslan, bu kez Asignon sonrasında sağ bek mevkisine geçen Doğu'yu transfer listesinin üst sıralarına yazdı. İlk hedef aslında Wan-Bissaka olmuştu, ancak yüksek maliyetler sebebiyle bu transfer hedefi hiç başlamadan bitmişti. Doğu ile bir süre önce anlaşan Galatasaray, oyuncu ve menajerinin sürekli fiyat arttırması sebebiyle listenin diğer isimleriyle görüşmeye başlamıştı. Zaten ne olduysa Kopenhag'ın yaptığı paylaşım sonrasında oldu. Resmi sitelerinden Galatasaray'ın Gerrard'la görüştüğünü belirten Kopenhag, bir anda adı hiç geçmemiş bir ismi basına sürdü. Gerrard'la görüşmeleri hızlandıran Galatasaraylı yöneticiler, Doğu'dan beklediği yanıtı alamazsa Danimarkalı sağ beki İstanbul'a getirmeye hazırlanıyorlardı. Doğu'ya ise kararını vermiş ve Galatasaray'ın teklifini kabul etmişti. Okan Buruk da tercihini listenin üst sıralarında olan Doğu'dan yana kullanınca Galatasaray'ın yeni sağ beki Fildişli futbolcu olmuş oldu. Gelelim oyuncunun teknik özelliklerine. Ren son yıllarda Saçaboya gibi fizikli, tempolu, güçlü ve savunma yönü kuvvetli bek oyuncular çıkarmakta artık uzmanlaştı. Çünkü Asignon'da Doğu'da hem fizik hem de oyun stili olarak birbirlerine çok benzeyen futbolcular. Boye'nin savunma yönü bu iki isme göre daha ilerideydi, ancak Doğu'da Boye'ye göre hücumda daha becerikli bir isim. Doğu'nun en çok öne çıkan özelliği ise hücumdan savunmaya dönüşleri kusursuz şekilde yapıyor. Hızı ve çevikliği sayesinde çok hızlı rakip karşılayabilen Doğu'ya hücum bindirmelerini de sık sık deniyor. 1.81 boyunda ve atletizm özellikleri de oldukça gelişmiş. Ceza sahası ortalarında ve içe kat ettiği pozisyonlarda hem Yelert'e hem de Boye'ye göre daha tehlikeli olduğunu ekleyebiliriz. Ayrıca Okan Hoca'nın başarıyla oynattığı pres futbolunu da çok iyi uygulayabilecek özelliklere sahip. Hızlı ve yüksek toplardaki becerisi sayesinde kendi bölgesine atılacak topları hem havadan hem de yerden kolaylıkla karşılayabiliyor. Ancak bunların kaç tanesini Boye gibi yüzleri şekilde kendi takım arkadaşlarına kazandırabileceği Doğu'ya hakkında ilk soru işaretlerinden. Ayrıca kendi yarı sahasında bazen fazla riske girip top kaptırabiliyor. Risk almayı seven yapısı onu Boye'den en çok uzaklaştıran yönü olabilir. Boye'yi bazen İlhan Mansız'ın Roberto Carlos'a attığı gökkuşağı çalımını yapmayı denerken görebilirsiniz mesela. Bu da onun nasıl bir oyuncu olduğunu en net şekilde özetleyen cümle olacaktır. Sağ bekin diğer adayı Yerert için bir asker tanımı yapabiliriz. Doğu'ya ise bir askerden ziyade komutan olabilecek yeteneklere sahip. Ancak bunların ne kadarını bizlere gösterebilecek, bunu da zaman gösterecek. Galatasaray bu transfer için Rennes 6 milyon euro bonservise bazı bonuslar ödeyecek. Oyuncuya da yıllık 1.2 milyon maaş ödeyecek. Peki sizler bu transfer hakkında ne düşünüyorsunuz? Saçaboya'dan sonra orayı dolduracak isim Doğu'ya mı? Yorumlarınızı bekliyoruz ve 7/24 güncel transfer haberleri için Kısa Paslar Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Burası Kısa Paslar. Hoşça kalın. MediaMarkt 100 saniyeyi sundu.